Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz acaba? Sesini duyuyor hocam. Tamamdır. Harika. İsmim Deniz Şener. Nebula Bilişim Şirketi'nde çalışıyorum. Bu haftaki webinarımızda Sophos Firewall'un özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve özellikle merkez ofis ile uzak ofisler arasında çok kolay bir şekilde VPN erişimine olanak sağlayan Sophos Red ürününden detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu ürünün sunumunu Sophos firmasından Abdullah Bey bizlerle, kendisi bize sunumunu gösterecek. Ardından da Comtera firmasından Emrah Bey bize bir demo gösterimi sağlayacak. Sunum sırasında sorularınız olur ise chat ekranından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sunum sonrasında bu sorularınızı yanıtlayacağız toplu olarak. Ek olarak sunumumuz kayıt altına alınıyor ve sunum sonrasında kayıtlı e-posta adreslerinizle bu kayıt linki paylaşılıyor. Daha sonradan da izleyebiliyorsunuz. Ben sözü uzatmadan Abdullah Bey'e bırakıyorum. Abdullah Bey buyurun, söz sizde. Evet, teşekkürler Deniz Bey. Herkese merhaba tekrardan. İsmim Abdullah Bostaş. Sophos Türkiye'de sistem mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ben öncelikle Sophos Firewall cihazlarımız hakkında kısa bir giriş yapmak istiyorum. Sophos olarak biz Firewall ürün grubunda 3 farklı model ile çözümler sunmaktayız. SG serisi cihazlar, XG serisi cihazlar ve Cyberome cihazları. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Cyberome cihazların satışını sonlandırdık. Mevcut Cyberome ING serisi cihazı olan müşteriler ya değişim kampanyasından faydalanarak Cyberome cihazlarını XG'ye geçiriyorlar ya da dileyenler de Cyberome donanımları üzerinde lisanslarını ve işletim sistemini Sophos'un SFOS işletim sistemine geçişlerini yapmaya devam ediyorlar. Sophos XG Firewall cihazlarının kullanımını ve üzerinde SFOS işletim sisteminin çalıştırılmasını öneriyoruz. Bu geçişlerin önemli avantajları olacaktır. Bu webinarda XG Firewall'da sunduğumuz cihaz modellerini ve işletim sisteminde geliştirilen bazı önemli özelliklere değineceğiz. Sunumun son kısmında da Remote Ethernet Device dediğimiz RED cihazları hakkında konuşuyor olacağız. Yeni nesil XG Firewall cihazlarımızın üzerinde çalışan işletim sistemi SFOS olarak geçmekte ve güncel versiyonu 17.5'tir. Bir önceki sürüm 17.1 ile birlikte gelen ve 17.5 ile devam eden önemli geliştirmeler yaptık. Bunlardan ilki kullanıcıların cloud uygulamaları ile meydana getirdiği network trafiğindeki görünürlüğü artırdık. Firewall'a giriş yaptığınızda Control Center ana ekranında cloud uygulamalarının kullanımı hakkında şu kısımda göreceğiniz üzere kullanım hakkında detaylara ulaşabiliyorsunuz. Hangi cloud uygulamaların hangi kullanıcılar tarafından kullanıldığını ve upload'da olan edilen veri miktarları hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Diğer taraftan Zero Day katlandırılan 0. gün tehditlerine karşı önlem olarak IPS korumasında kullandığımız imza çeşitlerini artırdık ve internete indirilen dosyalarda firewall'un üzerindeki antivirüs koruması ile dosyaların güvenli olup olmadığını kontrol etmekteyiz. Aynı zamanda dilerseniz sandbox korumasını aktif ederek güvenlik durumunu bir üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Kurum içerisinde riskli kullanıcıların tespiti önemli bir konudur ki XGS'de tek tıklamayla raporlama detaylarıyla uğraşmadan hangi kullanıcıların diğer kullanıcılara nazaran daha yoğun bir şekilde yasaklanan sitelere giriş yapmaya denediğini ya da zararlı kategorisine giren yazılımları indirmeye çalıştığını kontrol edebilirsiniz. Riskli kullanıcıları cihaz sizin için tespit edip önceliklendirip ilgili kullanıcıların meydana getirdiği trafiğin detaylarını raporlama kısmında gösterecektir. Yine webinarımızın önemli konu başlıklarından birisi de senkronize güvenlik konusu olacak. XG Firewall cihazımız ile Endpoint Security ürünlerimiz birbiriyle bilgi paylaşımı yapma, haberleşme yeteneklerine sahiptir. Bu iletişimin entegrasyonu yine kolay bir şekilde yapılabilmekte. Bahsettiğimiz tüm bu başlıklara detaylı olarak ilerleyen bölümlerde değineceğim. Ekranda XG donanım modellerini görmekteyiz. XG85 modeli giriş seviyesi firewall cihazımızdır. XG85 ile 135'e kadar olan cihazlar desktop masaüstü modeli cihazlardır. 210'dan 450'ye kadar olanlar bir uluk cihazlar. 550 ve 750 serisi cihazlar ise iki uluk cihazlardır. Desktop serisi olan modellerin isminde W harfi geçiyorsa, örneğin 135W, bu cihazın aynı zamanda dahili wireless modülü olduğu anlamına gelmekte.
wireless modül olan cihazların yönetim arabirine giriş yapıp SSID'leri oluşturup yayın yapmaya başlayabilirsiniz. Biraz donanımsal özellikler hakkında bilgi vermem gerekirse, giriş seviyesi hariç diğer tüm modellerin bazılarında dahili, bazılarında harici SSD diskler yer almaktadır. 85 modelinde ise küçük bir cihaz olmasından dolayı 8 GB eMMC türünde flash disk bulunmakta. Mesela 1 yoluk 430 modelinde 2 adet RAID 1 destekli dahili SSD disk yer alırken en üst 750 modelinde 2 adet 480 GB'lık RAID 1 destekli cihaz çalışırken değiştirebileceğiniz SSD diskler bulunmakta. XG cihazları ile Sophos Access Point'lerini ve Remote Ethernet Device olarak bahsettiğimiz RED cihazlarını yönetebiliyorsunuz. Cihazın modeline göre yönetilebilecek AP ya da RED cihazı sayısında değişiklik göstermektedir. Örnek vermem gerekirse 450 modelinde 180 adet AP yönetilebiliyorken 750 cihazında ise bu rakam 500 AP'ye kadar çıkmaktadır. Aynı şekilde yönetilecek RED cihazı sayısı ya da firewall'a yapılacak VPN erişimleri biraz önce söylediğimiz üzere cihazın modeline göre değişiklik göstermektedir. Ekranda Flexi portları için olan modülleri görmekteyiz. İhtiyaca göre bu modüllerin kullanımını tercih edebilirsiniz. Örneğin 8 portlu bakır gigabit Ethernet modülü ya da 4 portlu 10 GB Ethernet SFP modülleri tercih edilerek 1 uluk ya da 2 uluk cihazlarda kullanabilirsiniz. Yine cihazın modeline göre kullanılabilecek Flexi modüllerin sayısı değişiklik göstermektedir. 1 uluk herhangi bir cihaza taktığınız Flexi modül diğer 1 uluk cihazlarla uyumluluk sağlamaktadır. Firewall cihazını belirledikten sonra eğer Flexi modüle gereksinim olursa fiyat teklifinde yer aldığını kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Firewall cihazlarında revizyon 2'den sonra revizyon 3 güncellemesi yaptık. Yeni sipariş verdiğiniz cihazlar güncel olan revizyon 3 cihazlar olarak gelecektir. Bu konuya dikkat edilmesinde fayda var. Mesela cihazları EHA olarak kullanmayı planlıyorsanız her iki cihazın da bazı özelliklerinin birbiriyle benzer olması gerekmektedir ki bunlardan birisi de revision kavramıdır. Yani revizyon 2 donanımı ile revizyon 3 donanımlarında EHA koşullarını diğer özellikler sağlasa dahi bu iki cihaz revizyon farklılıklarından dolayı EHA olarak kullanılamaz. Revizyon güncellemesiyle birlikte donanımsal olarak bazı yenilikler de beraberinde geldi. Ekranda 135 donanımını görmekteyiz. Cihazın yönetim arabirine erişim sağlamak ve yapılandırmak için kutu içerisinde bir adet micro USB portuna bağlanmak için kablo çıkacaktır. Bilgisayarınızın USB portundan firewall'un şu kısımda gösterilen micro USB portuna bağlanarak cihazı yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Yan tarafta bir adet SFP portu bulunmaktadır. Bu porta DSL modül takılarak VDSL hatlarınızı cihaz üzerinde sonlandırabilirsiniz. Yan tarafta bir adet genişleme yuvası bulunmakta. Bu genişleme yuvasına ya 3G, 4G modül takarak kullanabilirsiniz ya da wireless modül takarak kullanabilirsiniz. 3G, 4G modül içerisinde bir adet SIM kartınızı bu yuvaya yerleştirip yedekli internet hattı olarak kullanabilirsiniz. Sol kısımda görüleceği üzere cihazın kesintisiz olarak kullanabilmek için yedekli power supply opsiyonu da sunulmaktadır yeni gelen cihazlarda. Biraz önce XK Firewall'un farklı donanım modellerini inceledik. Hyper-V kullanıyorsanız, Citrix, KVM ya da VMware gibi sanallaştırma platformlarını kullanıyorsanız, Firewall'un virtual versiyonunu bu sanallaşma platformları üzerinde kurup kullanabilirsiniz. Virtual Firewall'un lisanslaması hardware modellerin lisanslamasına göre farklılık göstermekte. Sanal firewall kullanmaya karar verdiğinizde sanal firewall için ayırdığınız CPU core sayısı ve RAM sayısı, RAM miktarı lisanslamada değerlendirilir ve atanan CPU core sayısı RAM miktarına göre lisanslama yapılır. Aynı zamanda x86 Intel işlemci mimarisine sahip bir sunucunuz varsa yine ISO formatında kurulum paketini indirip server'ınızı bir firewall olarak kullanabilirsiniz. Bu opsiyonun lisanslaması da bir virtual firewall ile benzerdir. Sunucudaki CPU core sayısı ve RAM miktarı lisanslama işlemleri için değerlendirilen iki unsurdur. Azure Marketplace'te XK Firewall'un kurulma hazır bir sunucusu yer almakta. Makineyi çalıştırıp yönetim ara birimine erişim sağladıktan sonra kuruluma başlayabilirsiniz. Lisanslama tarafında kullandığın kadar öde seçeneğini ya da satın aldığınız lisans kullanma opsiyonlarından birisini tercih edebilirsiniz. Son olarak biz Firewall'un hardware modellerinin kullanımını öneriyoruz. Virtual Firewall bir hipervizör üzerinde çalıştığı için hardware opsiyonuna göre
%10 performans kaybı gözlenebilir. Bu nedenle dedike XG Hardware modelinin tercih edilmesini her zaman için öneriyoruz. Lisanslama tarafından biraz bahsedelim. Ekranda lisanslama ile alakalı detaylı bir sol tarafta bilgi yer almakta. Cihazı satın aldığınızda üzerinde Base Firewall lisansı gelecektir. Diğer lisanslama opsiyonlarını tercihe göre seçebilirsiniz. Her bir lisanslama paket lisanslama özelliğini ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Bu SAP girişim lisansları ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Sandstorm Protection ayrı olarak satın alabilirsiniz. Network Protection aynı şekilde. Web Protection, Email Protection ve Server Protection'ı ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Cihazla beraber gelen Base Firewall'un içerisine baktığımız zaman en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi Secure Wireless. Siz Xcape Firewall ile Sophos Access Point'leri yönetebiliyorsunuz. Yani Xcape Firewall aslında bir Access Point kontrol olarak kullanabiliyorsunuz. Sophos Access Point'lerini Firewall üzerinden yönetebildiğiniz gibi bizim Central platformumuz da bulunmakta. Cloud tabanlı bir platform. Access Point'lerinizi Sophos Central'dan da yönetebilirsiniz. İkisi arasındaki temel fark Access Point'leri XK üzerinden yönetmek istediğinizde ücretsiz olarak yönetebiliyorsunuz. Çünkü Base Firewall lisansının içerisinde zaten bu default'ta gelen. Fakat Cloud üzerinden yönetmek isterseniz her Access Point adedince lisansa ihtiyaç olacaktır. Yine Base Firewall lisansının içerisinde işte routing işlemleri, cihazın edge olarak kullanılması, otantikasyon servisleri, QoS politikaları, kullanıcılara kota atanması gibi operasyonları zaten yapabiliyorsunuz. Bunun üzerine örnek vermek gerekirse işte RED cihazını yönetmek istiyorsanız Network Protection lisansına ihtiyaç olacaktır. Şu kısımda gösterilen RED cihazlarının yönetilmesi için Network Protection lisansına ihtiyaç olacaktır. ATP ve Security Heartbeat nedir? Birazdan bahsedeceğim. Yine bunlar önemli teknolojiler. Bunları kullanmak istiyorsanız firewall üzerinde yine Network Protection lisansına ihtiyaç olacaktır. Web filtreleme, uygulama kontrolü yapmak isterseniz ya da kullanıcılara uygulamalara QoS politikası atamak isterseniz Web Protection lisansına ihtiyaç olacaktır. XK cihazlarını bir anti-spam gateway olarak da kullanabiliyorsunuz. Gelen ve giden maillerde anti-spam, anti-malware taraması yaptırabiliyorsunuz. İşte dışarıya mail gönderirken bir smart host tanımlayıp o farklı bir MTI mail yönlendirebiliyorsunuz. Ya da gelen ekli dosyalarda kısıtlamalar yapabiliyorsunuz gibi. Bunun için de yine Email Protection lisansına ihtiyacınız olacaktır. Eğer içeride kullandığınız uygulama sunucularınızı dışarıya hizmet vermeye açtıysanız dış dünyaya, dış dünyadan gelebilecek işte uygulama sunucuları cross site scripting gibi XSS ataklarına karşı ya da SQL injection gibi ataklara karşı Windows Firewall'unuzu Web Application Firewall olarak kullanabiliyorsunuz. Söylediğimiz gibi bunları her birisini ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz ama genelde müşterilerimizin tercih ettiği yukarıdaki bundle lisanslama paketleri Enterprise Guard, Enterprise Guard Plus, Full Guard ve Full Guard Plus aslında diğer komponentlere göre, diğer lisanslama modellerine göre %30'a varan fiyat avantajı sunmasından dolayı bu bundle lisanslama paketleri tercih ediliyor. Enterprise Guard'ı tercih etmeniz durumunda içerisinde Network Protection ve Web Protection geliyor. Full Guard'da üzerine Email Protection ve Web Server Protection ekleyebiliyorsunuz. Full Guard'da tamamı geliyor. Bunlar lisanslama modellerimiz. Bir de farklı bir lisanslama modelimiz var. Total Protect Plus dediğimiz. Aslında burada 4 farklı opsiyon çıkıyor karşımıza. Total Protect, Total Protect Plus, Enterprise Protect, Enterprise Protect Plus. Burada lisanslamayı seçtiğiniz zaman mesela Total Protect Plus neye tekabül ediyor? Full Guard Plus'a tekabül ediyor. Yani siz Total Protect Plus almanız durumunda içerisinde Full Guard Plus geliyor. Appliance'ınız geliyor. Seçmiş olduğunuz 210, 230 vesaire her hangisiyse artık. Ve içerisinde support da yer almakta. Dediğimiz gibi bunlar tamamen tercih meselesi. Bu opsiyonlar lisanslama olaraktan kullanılabilir. Evet, yavaştan Xcape Firewall'un özelliklerini incelemeye başlayalım. Karşımızda Xcape Firewall yönetim ara birimini görmekteyiz. Bilgisayarınızdan Firewall'un A portuna bazı zaman birinci porta bağlandığınızda tarayıcınıza 172 16 16 16 port olarak da 4444 yazdığınızda karşınıza bu yönetim ekranı gelecektir. Bir de farklı bir ara birim sunuyoruz. User port olarak geçtiğimiz yine aynı şekilde IP adresi 172 16 16 16 port olarak da 443 yazdığınız zaman user porta da erişim sağlıyorsunuz. Yönetim ara birimine erişim sağladığınız zaman Control Center ekranında size cihazla alakalı detaylı bilgiler sunulmakta.
Sol tarafta baktığımızda işte cihazın performans durumlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Hangi servisler çalışıyor, hangi VPN'ler ayakta çalışır durumda gözlemleyebiliyorsunuz. İnterfeyslerin durumuna bakabiliyorsunuz. Kaç adet access point yönetiyorsunuz? Kaç tane RAID cihazı bağlı? RAID cihazının durumları nelerdir? Kaç kullanıcı oturum açmış cihaz üzerinde? CPU ve bellek kullanım oranları, anlık bandwidth kullanımı gibi detaylara cihaz üzerinden kontrol center ekrana ulaşabiliyorsunuz. Sağ taraftaki bazı önemli özelliklerden biraz bahsetmemiz gerekirse yine sunumun ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak bahsedeceğim. Security Heartbeat dediğimiz işte endpointlerin durumlarını firewall üzerinde gözlemleyebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj sunuyor aslında güvenlik anlamında. Birazdan detaylarına bahsedeceğim ne anlama geldiğini. Single Application Control dediğimiz firewall'un üzerinde belli bir uygulama listesi bulunmaktadır, imzası bulunmaktadır. Bu uygulama imzalarının haricinde endpoint'teki uygulamaları siz firewall üzerinde kullanabiliyorsunuz ki bu uygulamalar tespit edildiğinde firewall'un Segmented Application Control kategorisi altında listelenecektir. SandStorm, cloud tabanlı çalışan sandbox özelliğinin analiz detaylarını yine burada gözlemleyebiliyorsunuz. İşte kullanıcı internetten bir dosya indirdiğinde ya da bir mail geldiğinde ekli dosyanın durumunu SandStorm analizinden sonra zararlı mı, temiz mi gibi detaylarını bu kısımdan inceleyebiliyorsunuz. ATP koruması yine Advanced Threat Protection mevcut. Kurum içerisindeki bilgisayarlardan kurum dışarısına doğru bir zararlı network trafiği meydana geldiği zaman firewall bunu tespit edecektir. Ve burada size hangi makinelerin bu işlemi yaptığını gösterecektir. Yani ATP kutucuğun içerisindeki rakam aslında size makine sayısını gösteriyor. Sağ taraftaki kutucukta User Thread Collision burada da kullanıcı sayısını size göstermekte. İşte şu kadar kullanıcı, riskli kullanıcı şeklinde size bilgilendirme yapmakta. Cloud Application ile devam edelim. 17.1 sürümüyle beraber gelen bir özellik. Kullanıcı bilgisayarlarında kullanılan cloud uygulamaları hakkında size bilgi veren bir ara birim aslında. Örnek vermek gerekirse işte 20 tane uygulama, cloud uygulaması kullanılıyor bazı kullanıcılar tarafından. Bu cloud uygulamaları üzerinden 406 megabaytlık download işlemi gerçekleştirilmiş, 61.6 megabaytlık da upload işlemi gerçekleştirilmiş. Ve burada sanction, unsanction, tolerated şeklinde farklı kategoriler var. Bunlar tamamen uygulamaları sınıflandırmak için kullanılan terimler. Kulağa farklı gelebilir fakat şöyle algılamakta fayda var. İşte sanction uygulamalar bizim kurumumuz için kullanmamız gereken önemli uygulamalar. Unsanction gereksiz uygulamalar ya da tolerated dediğimiz kullanılması uygun olabilecek kategoride olan uygulamalar olarak düşünebilirsiniz. Bu ara birim, bu widget'ın üzerine tıkladığınız zaman sizi yönlendireceği sayfa şurası olacaktır. Ve hangi cloud uygulamaların kullanıcılar tarafından kullanıldığını size listeleyecektir. Örnek vermek gerekirse Dropbox Base isminde bir uygulama var. Storage Backup kategorisinde bir uygulama. Bu uygulama Joy isminde bir kullanıcı tarafından kullanılmış. Kullandığı bilgisayarın IP adresi, ne kadar veri upload etmiş bu uygulama üzerinden, ne kadar veri download etmiş. Toplam veri miktarını burada gözlemleyebilirsiniz. Sonrasında bu uygulamayı classify edebiliyorsunuz. Yani sanction, unsanction ya da tolerated kategorisine alabiliyorsunuz. Bu tamamen raporlama amaçlı. Hemen yan tarafında traffic shaping dediğimiz bu uygulama için QoS politikası atayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bu uygulama kurum için önemli bir uygulama, kullanılması gereken bir uygulamaysa daha yüksek band genişliği atayabilirsiniz bu uygulama için. Ya da gereksiz bir uygulamaysa band genişliğini düşürerekten toplam band genişliğinin çok daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Security Heartbeat detaylarına bakmak istediğiniz zaman burada aslında biz üç farklı durumu değerlendiriyoruz. Kırmızı renk ile belirtilen risk durumunda olan bilgisayarlar, sarı ile belirtilen warning kategorisinde olan bilgisayarlar ve yeşil ile belirtilen connected bölümünde olan bilgisayarlar. Security Heartbeat'ten biraz ilerleyen sunumlarda detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi kısaca üzerinden geçmemiz gerekirse, endpointlerde herhangi bir tehdit bulaşması durumunda bilgisayarlara siz bunların durumunu Sophos Firewall'da görebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl görüyorsunuz? Sophos Central dediğimiz endpointlerin yönetim konsoluyla firewall'u birbiriyle entegre ederek aralarında bilgi paylaşımı yapıyoruz. Endpointlerde bir tehdit durumu olduğu zaman
Agent üzerinde yazılım yüklü olan, bilgisayar üzerinde yüklü olan yazılım aslında bu bilgiyi bir platform üzerinden firewall'a iletiyor. Firewall'a gelen bilgiler de bu şekilde. İşte risk durumunda olan bilgisayarlar, servisi durmuş olabilir ya da zararlı bir yazılım bulaşmış olabilir. Bunların detaylarını firewall üzerinden gözlemleyebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman sizi yönlendireceği sayfa yan tarafta görülen işte MAC server IP adresi budur, şu kullanıcı tarafından tehdit bulaşmıştır gibi gözlemlenebilir. Missing kategorisi var. Endpoint'te bir yazılım, bizim yazılım yüklenmiştir. Sophos Endpoint Antivirus yazılımı belli bir süre firewall ile iletişime geçmiştir. Ve belli bir süre sonra artık Security Heartbeat bilgisini göndermiyorsa Missing kategorisinde yer alacaktır. Warning kategorisine düşen bilgisayarlar genellikle üzerinde istenmeyen yazılım yüklüyse ve bunlar tespit edilmişse Endpoint Antivirus yazılımı tarafından Warning kategorisine alınacaktır. Pool olarak bahsetmiş olduğumuz işte mining yazılımları, Process Hacker gibi tool'lar, bunlar istenmeyen yazılımlardır. PoA kategorisinde olan yazılımlardır ve kullanıcı bilgisayarlarına tespit edilirse firewall'da siz bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Connect tarafında olan bilgisayarlar ise herhangi bir tehdit yok. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor bilgisayarlar, servisleri olarak algılayabilirsiniz. Peki bu conditionlar, bu koşullar bizim ne işimize yarıyor firewall üzerinde? Bu sunumumuzun biraz dışında fakat hızlıca bilgi vermemiz gerekirse biz firewall kuralları içerisinde işte zone tabanlı bir firewall, XK firewall bildiğiniz üzere işte LAN'dan WAN'a giderken, LAN'dan DMZ'e giderken, zonlar arasındaki trafiği yönetirken aynı zamanda security heartbeat durumlarını gözlemleyebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse işte kullanıcı bilgisayarlarında endpoint yazılımı yüklü değilse internete çıkamazsın. Ya da kullanıcı bilgisayarlarında endpoint yazılımı yüklü olacak fakat risk durumu olmayacak bu bilgisayarlarda o şekilde internete çıkış yapabilsin gibi koşulları firewall kuralları içerisinde tanımlayabiliyoruz. Segmented Application Control kısmına bakalım. Firewall'da Application bölümüne girdiğiniz zaman Application List içerisinde 3000'den fazla uygulama imzası yer almakta ve siz bu uygulama imzalarına göre firewall kuralları içerisinde uygulamaları kontrol altına alabiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Fakat bazı uygulamaların imzası yoksa bunun için Sophos'a bir portal üzerinden ulaşmanız gerekiyor. Uygulamanın bir kopyasını göndermeniz gerekiyor. Fakat bizim Segmented Application Control ile yaptığımız aslında çok daha gelişmiş bir yapı sunuyoruz kullanıcılara. Bu yapının çalışabilmesi için yine Synchronized Security dediğimiz konseptin içerisinde olan bir özellik bu. Kullanıcı bilgisayarlarında mutlaka bir tane bizim Sophos Endpoint denilen yazılım yüklü olması gerekiyor. Bu Sophos Endpoint yazılımı yüklü olduktan sonra firewall entegrasyonu sağlandığında endpoint yani kullanıcı bilgisayarındaki bir uygulama firewall üzerinden bir trafik meydana getirdiğinde ve firewall bu uygulama trafiğini tespit edemediğinde endpoint'e soruyor. Bu uygulama nedir? Path bilgisi nedir? Ne tür bir uygulamadır? Hangi kullanıcı tarafından çalıştırılmıştır? Bunun bilgisini bana sağla şeklinde bir komut gönderiyor. Endpoint bu komut doğrultusunda uygulamaları discover ediyor endpoint'te ve firewall'a bunları gönderiyor. Firewall'a gelen uygulamalar Synchronized Application Control kategorisi altında kimisi kategorize edilerek gönderilecektir. Kimisi kategorize edilemeyebilir fakat siz gelip buradan tıkladığınız anda şu 3 tane nokta olan yerde tıkladığınızda bunları tekrardan kategori alabiliyorsunuz. İşte General Internet, P2P, Infrastructure vesaire farklı kategorileri bu uygulamaları alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir tane BitTorrent uygulaması tespit edilmiş kullanıcı bilgisayarında. Found on one endpoint şeklinde bir tane bilgisayarda tespit edilmiş. Tıklarsanız artı butonu hangi bilgisayar olduğunu size gösterecektir. Bu BitTorrent uygulamasının imzası, application listi olmasa dahi endpoint'te tespit edildiği için artık biz bu uygulama için bir application kuralı oluşturabiliyoruz firewall kuralları içerisinde. Yani imza beklememize gerek yok artık. Bunu yapmamızın altına yatan temel teknoloji aslında Synchronized Security teknolojisi olduğunu söyleyebilirim. Sandbox tarafına bakalım. Yine aslında XK Firewall'un üzerinde dual antivirüs engine'leri vardır. Avira ve Sophos'un antivirüs engine'leri vardır. Siz kullanıcı internetten bir dosya indirdiği zaman zararlıysa engellenir, işte zararlıysa engellenir, güvenlisi indirilmesi izin verilir gibi. Fakat bazı dosyalar hakkında karar veremeyebilir. Örnek vermek gerekirse ofis dokümanı ve içerisinde executable bir aktif bir content var, içerik var. Bu tarz durumlarda karar veremeyebilir. Bundan sonraki işi sandbox'a devredebilir.
lisansınızın olması durumunda dosya indirme taleplerinde ya da gelen maillerin ekli dosyalarında Sandbox devreye girecektir. Sandbox peki nasıl çalışıyor? İndirmek istediğinden dosyanın hash değeri eğer cihazın diskleri de cache'inde varsa öncelikli olarak da cache datasından bu datanın hash değerleri sorgulanır ve duruma göre aksiyon alınır. Eğer hash değeri cihazın disklerinde yoksa hash durumu doğrudan Sophos'un cloud sunucusunda sorgulanır. Orada da yoksa zero day bir atak olabilir. Doğrudan Sophos'un Windows tabanlı çalışan sunucularına, sandbox ortamına dosya gönderilir ve orada çalıştırılır. Siz SandStorm kısmına tıkladığınız zaman sizi yönlendireceği sayfa Advanced Threat bölümünde SandStorm Activity kısmına yönlendirecektir ve burada detaylara ulaşabiliyorsunuz. Ne zaman bu dosya talep edilmiş, kim tarafından talep edilmiş, hangi portaldan talep edilmiş, dosyanın type'i nedir gibi detaylara ulaşabiliyorsunuz. Show Report kısmında çok daha detaylı bilgiler sunmakta size. Dosyanın size'ı, ne kadar sürede analiz edildi gibi birçok bilgiyi aslında size sunmakta. Yan tarafta SandStorm Settings var. Default'ta otomatik olarak seçilidir. Aslında da 3 farklı data center'ımız var. Bölgesel olaraktan siz hangi bölgeye yakınsanız o data center'a gönderecektir. O nedenle otomatik olarak kalmasında fayda var. Yine aynı şekilde hangi dosyaların SandStorm'a gönderilmesini ya da gönderilmemesini seçebiliyorsunuz. Bu SandStorm dediğimiz özelliği dediğimiz gibi internetten dosyalarda ya da e-mail gateway olarak kullandığınızda gelen ekli dosyalarda aktifiyeti kullanabiliyorsunuz. User Thread Coercion yine çok güzel bir özellik aslında bu da. Normal şartlarda içerideki riskli kullanıcıları bulmak çok zordur raporlama kısmından. Fakat Sophos sizin için User Risk raporlaması yapabiliyor. Kullanıcıların diğer kullanıcılara nazaran, örnek vermek gerekirse 1000 kullanıcı var. Bunlardan 5 tanesi diğer kullanıcılara nazaran çok daha böyle zararlı engellenen sitelere erişim yapmaya çalışıyor ya da risk seviyesi yüksek uygulamanın indirmeye denediğinde siz bu kullanıcılar hakkında User Thread Coercion bölümü altından ulaşabiliyorsunuz. Burada yazan rakamlar dediğimiz gibi kullanıcı sayısını temsil etmekte. Tıkladığınız anda sizi yönlendirici sayfa report sayfası ve size şöyle Relative Threat Score, Threat Score seviyesine göre yukarıya doğru böyle kullanıcıları ne yapacaktır? Sıralayacaktır. Bu mavi butonların üzerine mouse'a geldiğiniz zaman kullanıcıların isimleri yazacaktır. Bunlar işte diğer kullanıcılara nazaran çok riskli aktiviteler yapıyorlar gibi. Üzerine tıkladığınız zaman da meydana getirmiş olduğu tüm network trafiğini gözlemleyebilirsiniz. Evet, Xgate Firewall'un 17.5 sürümüyle beraber artık Sophos Central'dan da yönetebilir duruma getirdik. Xgate Firewall'u siz bir SFM üzerinden yönetebiliyorsunuz. Sophos Firewall Manager üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ya da sadece bayilerimize özel Central Firewall Manager üzerinden de yönetebiliyorsunuz. 17.5 sürümüyle beraber artık cloud tabanlı Sophos Central platformundan da yönetebiliyorsunuz. Sophos Central platformu Sophos'un aslında bir vizyonu, tüm ürünleri merkezi olaraktan yönetmeyi amaçladığımız bir platform, cloud tabanlı bir platform. Yani siz bu platforma sadece bilgisayarlarınızdan değil, mobil cihazlarınızdan, tablet ve telefonlarınızdan da erişim sağlayabiliyorsunuz ve Endpoint, Intercept X gibi ürünlerimizi, Server Protection gibi ürünlerimizi merkez olarak yönetebiliyorsunuz tek konsol üzerinden. Mobil cihaz yönetimi, mobil cihaz güvenliği, yapabiliyorsunuz. Device Encryption aynı şekilde. Phish Threat dediğimiz kullanıcı farkındalığını artırmaya yarayan, işte kullanıcı belli periyotlarda oltalama mailleri gönderip simülasyon yaptığımız güzel bir ürün. Bunları da yine Sophos Central üzerinden yönetebiliyorsunuz. Sophos Central'ı cloud tabanlı bir e-mail hizmeti alıyorsanız, işte Dropnet'ten olabilir, Yandex'ten olabilir, Office 365 olabilir. Bu platformlardan mail hizmeti alıyorsanız anti-spam gateway olarak da Sophos Central kullanabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay bu noktada. Yine wireless access pointlerinizi cloud tabanlı Sophos Central üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ve 17.5 ile beraber Xgate Firewall'u da Sophos Central üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir lisansa ihtiyacınız yok. Normal şartlarda Firewall'unuza dışarıdan erişmek için WAN portunu açmanız gerekiyor dışarıya. Ve işte herkese değil de belli IP adreslerine izin vermeniz gerekiyor. Buna hiç gerek yok. Sadece firewall'u
ara birimine giriş yaptıktan sonra Central Synchronization kısmına giriş yaptığınızda bunu Sophos Central'dan yönet şeklinde bir seçeneğimiz olacaktır. Bunu işaretlemeniz yeterli. Central tarafında da Firewall Management ara birimine girip Approve demeniz, yani ben bu Firewall'u Central üzerinden yöneteceğim onayını vermeniz yeterlidir. Yine Sophos Central kısmında Products menüsü altında Sophos Firewall'unuz gelecektir. Tıkladığınız anda aslında sizin karşınıza doğrudan Sophos XK Firewall'un ara birimi gelecektir. Artık buradan yapmak istediğiniz işlemleri yapmaya devam edebilirsiniz. Yine ürünlere dönmek isterseniz şu kısımdan, üst kısmından Back to Firewall Manage dediğinizde diğer ürünlere geçiş yapabiliyorsunuz. Yine Sophos Central'da burada yazılmayan başka bir ürünümüz daha var. Sophos Endpoint Detection and Response. Bu da yine Sophos Central üzerinden merkez olarak yönetilmekte. Dediğimiz gibi Sophos Central bizim bir vizyonumuz. Merkezi olarak bütün ürünlerimizi tek bir konsol üzerinden yönetmeyi amaçladığımız bir platform olarak söyleyebilirim. 17.5 ile beraber gelen sunuma ekledim. Çok beğendiğim bir özellik. Özellikle akademi alanında kullanılabilecek özelliklerden bir tanesi. Web Override Protection. Web Policy Override. Şöyle bir senaryo düşünelim. Bir sınıf ortamı. Eğitmen erişim sağlamak istediği bazı portallar var. İşte eğitim saati saat 10 ile öğleden sonra 2'ye kadar. Fakat erişim sağlamak istediği sitelere denediğinde karşısında böyle bloklama ekranı çıktığında eğitmen belli süreler içerisinde bu siteleri override edebiliyor. Yani giriş yapabiliyor. Network admininin tabii buna onay vermesi lazım. Yani network admininin XK Firewall ara birimine girip kullanıcılara ya da kullanıcı gruplarına yetkilendirme verip bu kullanıcılar da user portal'a giriş yaptıktan sonra orada kendilerine bir kod üretmesi lazım. Şu şekilde aşağıda gösterilen bir kod üretmeleri gerekiyor Sophos User Portal'da. Sonrasında tabii şunu belirtebiliyor network admini. İşte şu saatler arasında ancak override edilebilsin ve şu kategoriler override edilemesin. Dediğimiz gibi çok esnek aslında politika kısmı. Daha sonra site engellense dahi 17.5 sürümüyle beraber artık aşağıda bir kutucuk çıkacaktır. I have an override code şeklinde. Buraya açtığınız zaman eğitmen buraya kodunu yazıp go dedikten sonra engellenen sitelere belirli zaman aralıklarında tekrardan erişim sağlayabilir. Evet, IPS tarafında yine 17.5 ile beraber gelen güzel bir özellik. IPS engine'inde hem performans hem de güvenlik anlamında önemli geliştirmeler yaptık. Cisco'nun TLS adında bir ekip bulunmakta ve Cisco ürünleri için tehdit analizi, güvenlik komponentlerinin geliştirilmesi için araştırma gelişme yapan bir gruptur. Bu grupta yer alan güvenlik uzmanlarının geliştirdiği IPS imzalarının Sophos'un 17.5 sürümüyle birlikte Firewall tarafından da aktif olarak kullanmaya başladık. IPS imzalarını cihazda kullanmanız için herhangi bir import işlemine gerek yok. Sadece işletim sistemini SFS 17.5'e yükseltmeniz yeterli olacaktır. Synchronized Security kısmına hızlıca giriş yapalım. Synchronized güvenlik nedir ve Synchronized güvenlik ile neyi amaçladığımıza değinelim. Öncelikle kurumların neden Synchronized güvenlik mimarisine ihtiyaç duyduğu konusuna değinmek istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere artık zararlı yazılımların, fitecilik tehditlerinin ve buna benzer atakların davranışları eskisi kadar basit değil. Çok daha gelişmiş ve etkileri çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Kurumunuzdaki herhangi bir bilgisayara bir tehdit bulaşması durumunda artık sadece ilgili makinede etki göstermekten öte network'ünüzde ulaşabildiği tüm istemci ve sunuculara ulaşmayı hedefliyor. Bu nedenle etkileri çok daha yıkıcı olabiliyor. Bu tarz hareketlerin önüne geçmek için sadece tek bir endpoint security yazılımı yeterli olmamakta. Network segmentinde bir ürün ile entegre olması ve tehdidi network segmentindeki cihaz ile ağda dolaşımını engellemesi gerekmekte. Bu nedenle biz Synchronized güvenlik mimarisini hayata geçirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Peki bu yapının çalışması için neler gereklidir hakkında bilgi vermemiz gerekirse öncelikli olaraktan endpoint bilgisayarlarımızda, sunucularımızda Sophos Central dediğimiz platformun üzerinden endpoint yazılımının yüklü olması gerekiyor. Sophos'ta endpoint security yazılımları iki opsiyon olarak sunulmakta. Birisi on-premise dediğimiz kurum içerisindeki sunuculara kurabileceğiniz bir antivirüs opsiyonumuz bulunmakta. Bir de cloud versiyonumuz bulunmakta. Cloud versiyonun ürününün kullanılması gerekiyor Synchronized güvenlik için.
Ve cihazında Xgate Firewall olması gerekiyor. Üzerinde de FOSS, SFOS operating işletim sisteminin yüklü olması gerekiyor. Sonrasında Sophos Central'la Xgate Firewall'u basit bir şekilde entegre ediyoruz ve artık birbiriyle konuşabilir duruma geliyor. Peki bunun avantajı ne? Diyelim ki herhangi bir bilgisayara bir tehdit bulaştığını varsayalım. Üzerindeki Endpoint Antivirus yazılımı bu tehdidi tespit edecektir. Security Heartbeat üzerinden bu durumu Xgate Firewall'a bildirecektir. Tabii Security Heartbeat üzerinden biz 3 tane koşulu değerlendiriyoruz. Tehdit bulaşma durumu, uygun olmayan yazılımın tespit edilme durumu ve cihazın sağlıklı olma durumu. İşte kırmızı, sarı, yeşil şeklinde 3 farklı durumu değerlendiriyoruz. Daha iyi anlaşılabilmesi için böyle kategorilendirme yapıyoruz. Sonrasında bu bilgiyi alan Xgate, Security Heartbeat üzerinden bu bilgiyi biz gönderiyoruz. Dediğimiz gibi bu entegrasyonun altında yatan temel teknoloji aslında Security Heartbeat. Security Heartbeat Sophos'un patentli bir teknolojisi. Endpoint of Firewall'un böyle özel iletişim, şifreli iletişim kanalı olarak düşünebilirsiniz. Bu altyapı üzerinden Xgate Firewall bilgilendirildikten sonra Xgate Firewall ilgili makineyi network'ten izole ediyor. Yani işte LAN zonundaysa DMZ zonuna erişimini engelliyor ya da farklı custom zonlara erişimlerini engelleyebiliyoruz. Yine kendi zonundaki diğer bilgisayarlara erişimi kesiyoruz. İnternet erişimini sonlandırıyoruz. Kısacası tamamen izole bir ortam alınıyor makine. Sonrasında cihazın üzerindeki InterceptX ve Endpoint Security yazılımının cleanup aracı çalışıyor. Tehdidi temizliyor. Tehdit temizlendikten sonra bu bilgi yine Security Heartbeat üzerinden firewall'a iletiliyor. Firewall bu durumu değerlendiriyor. Bu sefer farklı bir durum gönderiliyor. İlk başta red bilgisi gönderilmişti. Yani bir tehdit var bilgisi gönderilmişti. Sonra tehdit temizlendikten sonra yeşil yani tehdit durumu ortadan kalkmıştır diyor firewall'a. Firewall da endpoint'in izole ortamdan çıkartıp tekrardan internet erişimlerine, içerideki zonlara erişimlerine imkan sağlıyor. Dediğimiz gibi bu önemli bir teknoloji. Automated Incident Response dediğimiz bir kavram aslında. Siber güvenlik üreticilerinin son yıllarda odaklandığı teknolojilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sophos tarafında da bu gayet stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Evet, yavaştan Remote Ethernet Device kısmına geçiş yapalım. Merkez ve şube yapıları arasında güvenli bağlantılar kurmak için Xgate Firewall'da IPsec, Site-to-Site, IPsec, Remote Site, SSL VPN, SSL Site-to-Site opsiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Burada en güzel özelliklerden bir tanesi aslında SSL Site-to-Site VPN özelliği. Merkezde ve şube yapılarınızda Xgate cihazınızın olması durumunda konfigürasyon oldukça kolay. IPsec'e nazaran. Merkez firewall'da konfigürasyon yaptıktan sonra SSL VPN için bu konfigürasyonu dışarıya export edip şubelerdeki cihazlara import etmeniz yeterli. Aslında bu kadar basit. Bir de 17.5'li sürümüyle beraber IPsec client'ı kullanıma sunduk. Bu IPsec client için herhangi bir lisans almanıza ihtiyaç yok. MSI uzantısında bir paket Xgate Firewall üzerine indirebiliyorsunuz. Active Directory üzerinden deployment yapabiliyorsunuz ya da üçüncü parti deployment araçları üzerinden kurulum işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine uzak sayfalarda çalışan kullanıcılarınızın kurum kaynaklarına güvenli bir şekilde erişim sağlaması için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Evet, RED cihazları sayfalar arasında güvenli iletişim kurulabilmesi ve şubedeki internet trafiğinin denetlenmesi için RED cihazlarımız bulunmakta. RED 15 ve RED 50 olarak iki farklı modelimiz mevcut. RED 15'in bir de W serisi yani wireless yayın yapan opsiyonu bulunmakta. RED cihazları sağ altta gösterilen küçük donanımsal cihazlardı ve üzerlerinde herhangi bir konfigürasyon yapılmamakta. Tüm ayarları Xgate Firewall üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle RED cihazlarını yönetmek için merkezde bir Xgate Firewall cihazının olması gerekiyor. RED 15 modelinin özelliklerine baktığımızda 90 megabit throughput desteği sağlamakta. Cihazın üzerinde 4 adet LAN, 1 adet WAN portu yer almakta. Cihazı şubeye gönderdiğinizde modeminizden çıkan kabloyu WAN portuna takmanız gerekiyor. İç network'teki makinelerinizde, bilgisayarlarınızda LAN portuna bir switch üzerinden bağlamanız gerekiyor. Ayrıca bir adet de USB portu yer almakta cihaz üzerinde.
Bu USB portunu ya konfigürasyon dosyasının yüklenmesi için kullanabilirsiniz ya da 3G, 4G dongle takıp yedekli internet hattı sağlayarak modeminizde ulaşabilecek sorunlara karşı yedekli olarak ikinci bir hat üzerinden VPN hizmetinin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Red 50 modelinde Red 15'ten farklı olarak 360 megabit'e kadar throughput desteği sağlamakta ve bunun yanında 2 adet WAN portu yer almakta. Bu WAN portları ile XK Firewall ve Red 50 cihazları arasında failover veya load balance seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu cihazları kullanıcı sayısına göre değil, site'lar arasındaki throughput değerlerine göre konumlandırıyoruz. Ayrıca data compression özelliği de mevcut. Yani site'larınızdaki internet hızı düşükse bu trafiği compression sıkıştırıp merkeze gönderebiliyorsunuz. Peki Red cihazları nasıl kurulumu nasıl yapılıyor? Biraz ona bakalım. Bütün operasyonlar aslında biz şu sağ tarafta gösterilen head office ve branch office şu merkez ve şube yapılarında aslında bütün konfigürasyon XK Firewall üzerinde yapılmakta. Cihazı branch office'e göndermeniz yeterli diğer site'a. Tabii göndermeden önce cihazın altında bir etiket yer alacaktır ve burada cihazın ID'si bulunmakta, Red ID. Bu Red ID'yi bir yere not almanızda fayda var. Çünkü konfigürasyon esnasında bu Red ID'yi kullanacağız. Merkezdeki network admin'e firewall arabiline bağlanıp cihazı konfigüre edip save butonuna bastıktan sonra bu konfigürasyon datası cloud'da, internet ortamında red-astara.com isminde bir provisioning service'e gönderiliyor. Tabii bu konfigürasyon datasının yanında Red ID bilgisi de gönderiliyor. Sonrasında Red cihazını dediğimiz gibi modemden çıkan bir kabloyu WAN portuna, içerideki switch, kurumdaki switch'ten çıkan bir kabloyu da LAN portuna bağladıktan sonra cihaz modemden DHCP'den IP alacaktır. IP aldıktan sonra firmware otomatik olaraktan Red Astara.com'a gitmek isteyecektir. Benim Red ID'm budur. Konfigürasyon datasını bana verir misin? Konfigürasyon datasını cihaz üzerine indirdikten sonra otomatik olaraktan şube ve merkez arasında D2 seviyesinde bir tünel işte tünel oluşturulacaktır. Peki Red cihazlarını nasıl, hangi modlarda kurulumunu gerçekleştiriyoruz? 3 farklı mod var. Bunlardan ilki Standard Unified, Standard Split ve Transparent Split. Daha çok Standard Unified ve Standard Split kullanılıyor. Ben bu zamana kadar Transparent Split kullanan görmedim. Bu nedenle ilk ikisini açıklayacağım. Standard Unified modda Red cihazını konumlandırdığınız zaman, kurduğunuzda nasıl bir aksiyon alınıyor? Şubedeki internet trafiğini, aynı zamanda merkeze giden network trafiğini Red cihazı üzerinden yönlendiriyoruz. Yani bütün trafik aslında Red cihazı üzerinden merkeze geliyor. Şubedeki kullanıcılar Red cihazı üzerinden merkeze ulaşıp oradan internete çıkıyorlar. Standard Split'te ise internet hattıyla kurum network'ünü birbirinden ayırabiliyoruz. Yani şubedeki kullanıcılar merkezdeki belirli network'lere ulaşmak istediği zaman Red üzerinden gitsinler merkeze. Ama internetini modem üzerinden çıksınlar internete. Tabii bu iki mod arasında avantaj ve dezavantaj var. Yani Standard Unified'i seçtiğinizde siz şubedeki internet trafiğini denetleyebiliyorsunuz. İşte web filtreleme, uygulama kontrolü gibi operasyonlar yapabiliyorsunuz şube için. Peki dezavantajı ne bunun? Dezavantajı demeyelim. Eğer Standard Unified kullanıyorsanız merkezdeki firewall'un bir tık daha üst model olmasında fayda var. Standard Split'te ise dediğimiz gibi internet trafiği modem üzerinden çıkacağı için firewall üzerinde bir kural, web kuralları, işte application control kuralları gibi operasyonları şube için kullanamıyoruz. Red cihazının konfigürasyonu yine kolay bir şekilde yapılabilmekte. Öncelikli olarak da ne yapıyoruz? Firewall arabirine giriş yaptıktan sonra System Services tarafında Red tabı yer alacaktır. Burada Red status kısmını off'tan on'a çekiyoruz. Ve en önemli bilgilerden bir tanesi, işte Organization Name, City Country kısmından daha önemli e-mail kısmı. Burada kullandığınız geçerli bir e-mail adresinin yazılması gerekiyor. Çünkü Red cihazlarını ilk defa register ettiğinizde Red cihazlarının unlock kodu bu mail adresine gönderilecektir. Cihazınızı tekrardan register etmek isterseniz farklı bir firewall cihazına bu unlock kodu kullanmanız gerekiyor.
Sağ tarafta aslında sayfanın aşağısını ilerlediğimiz zaman sağ taraftaki görsel karşımıza çıkacak. İşte TLS şifreli bir şekilde RAID ile XK5 arasında bağlantı kur şeklinde bir seçeneği işaretleyebilirsiniz. Onun altında cihazın deotorize edilme süresi. Genelde burası 5 ila 10 dakikadır. 5 ila 10 dakika arasında ya yani ne kadar süre belirttiğiniz süre dahilinde RAID cihazı XK Firewall ile bir trafik meydana getirmezse cihaz deotorize olacaktır. Bunu tekrardan register etmeniz gerekiyor XK Firewall'a. Tekrardan register etmeniz için de bu unlock kodu kullanmanız şart. Bu da aslında bir güvenlik önlemi. Çünkü RAID cihazının sökülüp farklı bir lokasyonda kullanılmasının önüne geçmek için alınan önlemlerden bir tanesi. RAID cihazları nasıl konfigüre edilir kısmına girmeyeyim ben çünkü Emrah arkadaşım da buradan bahsedecek. Ben çünkü 47 geçiyor sanırım. Çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Buradan direkt son iki slaytıma geçmek istiyorum. NSS tarafından son yapılan araştırma raporumuzda, incelemede Sophos önerilen firewall segmentinde yer almakta. Atlatma tekniklerine karşı %100 koruma sağlamakta, exploit edilme noktasında %94,82 başarı oranını sağlamakta. İşte güvenlik, stabilite noktasında yine oldukça güzel raporlarla karşılaştık. NSS gerçekten bu noktada kendi ortamında çok güçlü bir şekilde ürünleri test ettiği için bu raporlar bizim için çok önemli ve NSS tarafından da recommended, önerilen firewall segmentinde bir ürüne sahibiz Sophos olarak. Yine Gartner tarafında bakacak olursak UTM segmentinde son 10 yıldır liderler kısmında yer alan bir ürün Sophos XK Firewall. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben Emrah arkadaşıma devredeyim. O da VPN, RAID cihazları ve bunlar nasıl konfigüre edildiği alakalı örnek bir çalışma gösterecek bize. Emrah. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Şu Rica ederim. an duyabiliyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok sanırım sesle ilgili. Evet, duyabiliyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. Abdullah Bey'in de bahsettiği gibi RAID teknolojisi bize özel bir teknoloji. Bu başka rakiplerimizde mevcut olmayan ve güzel bir teknoloji. Aslında bunu çok yaygın olarak kullanmamız gerektiği noktalar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum eskiden hatırlar mısınız böyle merkez ve şubeli yapılarda şunu yapardık işte merkeze büyük bir cihaz konumlandırıp şubelere de Cybrom tabii Sophos'tan önceki dönemlerden bahsediyoruz. Cybrom'un böyle küçük modellerini koyardık. Hatta lisans bile olmazdı üzerinde sadece merkez şube arasında trafik üretip, trafik yapıp, tünel yapıp şubelerin trafiğini merkeze yönlendirmek gibi senaryolarda kullanıyordu. Ama tabii orada biliyorsunuz donanım maliyetleri, lisans maliyetleri işin içine giriyordu. RAID ile birlikte bu maliyetleri hem aza indirmiş olduk hem de daha güvenli bir hale getirmiş olduk. Arkadaşlar detayına inmemişti Abdullah Bey yapılandırması ile ilgili ama biz öncelikle ne işimize yarayacak buna bakalım. Farklı VPN metotları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Yapılandırmasına da birlikte girelim. Ekranda gördüğünüz gibi bende şu an iki farklı lokasyonda bulunan firewall cihazı var, mevcut. Bunların üzerinde konumlandırma, yapılandırma ile ilgili ayarları göstereceğim size. Şöyle, tabii RAID'in yapılandırması ile ilgili ilk yapacağınız temel ayarı zaten arkadaşım size bahsetmişti. RAID'in aktivasyonunu yaparken işte organization name city gibi ayarları girerken oraya e-posta adresi girmeniz gerekiyor demiştik. Orası çok önemliydi. Çünkü bir unlock kod kısmından bahsettik. Ve bu unlock kod bu yapılandırma yaptığınız kısımda vermiş olduğunuz e-posta adresine gelecek. Buraya geçerli bir e-posta adresi yazmaz ya da yazmış olduğunuz e-posta adresine artık giriş yapma şansınız olmazsa bu cihazı başka bir yerde konumlandırabilmek için unlock kodunuza erişemeyeceksiniz. Hani bu yurt dışından talep edilerek alınıyor gerçi ama zaman kaybı olmaması açısından buraya her zaman geçerli bir e-posta adresi yazmanızda fayda var ki unlock kodları da üzerinde tutalım. Belirtmiş olduğumuz gibi unlock kod elimizde mevcut ya da cihazı ilk defa konumlandırıyoruz, ilk defa yapılandırıyoruz. Yapacağınız işlem gördüğümüz gibi network kısmında interface ekleme kısmına geliyor. Interface ekleme kısmına geldiğinizde burada add red seçeneği mevcut.
Address seçeneğini tıkladıktan sonra yapılandırmada gördüğünüz gibi bize sorduğu ilk kısım bağlanacağımız şubenin ismi. Burada birkaç farklı şube kullanıyorsanız, yani birkaç farklı şubenize birden fazla RED cihazı konumlandıracaksanız hangi şubeye ait olduğunu belirlemek için bir isim vermenizde fayda var. Type kısmı, hangi RED cihaz modelini kullanıyorsak arkadaşlar onu burada seçiyoruz. RED 10 gerçi artık kullanılmayan, üretilmeyen bir cihaz ama burada geliyor. Bizim elimizde iki farklı cihaz modeli var. RED 15 ve RED 50. RED 15 modelinde W, yani üzerinde wireless modülü olan modeli de mevcut. Hangisini konumlandıracaksak dediğim gibi onu seçiyoruz. Burada RED 15 ile RED 50'nin arasındaki farktan bahsetmişti arkadaşım. RED 15 ile RED 50'nin arasındaki temel fark, RED 50 cihazlarda arkasında iki tane WAN girişi var. Yani internet girişi var. Bir de LED ekranı mevcut. Tabii throughput değerleri hariç fiziksel, donanımsal olarak bundan bahsediyoruz. RED 15'te bir tane, RED 50'de iki tane WAN girişi mevcut. Ve RED 50'nin üzerinde de küçük bir LED ekran var. Dolayısıyla da konfigürasyonu oradan üzerindeki durumları görebiliyorsunuz. RED 15 için üzerinde küçük LED lambaları mevcut. Buradan da LED ışıklarının durumuna göre de eğer bir hata alıyorsanız bu hatanın da nereden kaynaklandığını zaten açık kaynak olarak Sophos'un kendi dokümanlarında mevcut. Oradan da yapılandırabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşama bu şekilde. Biz modelimizi seçtikten sonra bize sorduğu soru RED ID. RED ID'den kastımız cihazın altında bulunan seri numarasıdır. Bunu girmemizi istiyor. Tünel ID, tünel olarak otomatik tünel ID'sini kendi seçecek şekilde bırakabilirsiniz. Unlock kod kısmına geldiğimizde, eğer burada farklı olan durum şudur. Eğer biz cihazı kutusundan çıkardık ve ilk defa biz kullanacaksak haliyle elinizde bir unlock kod olmayacak. Dolayısıyla unlock kod kısmını boş bırakmanız gerekir. Sistem size yenisini üretecektir. Yani kayıt işlemini tamamladıktan sonra sistem size yenisini üretecek. Ve register işlemini yaparken girmiş olduğunuz e-posta adresini de bir sonraki kullanımda kullanılmak üzere unlock kodu size iletecektir. Yani ilk defa kullanıyorsanız unlock kod kısmı boş bırakılacak arkadaşlar. Buradaki amaç da ne demiştik? Çünkü şu sebepten unlock kod diye bir durum var. Biz bir firmada, yani kendi firmamızda örnek veriyorum. Merkezimizde XG Firewall'umuz var. Farklı bir ildeki şubemize de bir tane RED cihazı konumlandırdık. Bu cihazı burada yapılandırdık. Yapılandırdıktan sonra ne dedik? RED cihazının üzerinde merkez cihazınıza bağlanacak, yani merkezdeki XG Firewall'ınıza bağlanılacak bütün konfigürasyon bilgisi otomatik olarak tutuluyor dedik. Bunu kaydediyor RED cihazı. Siz ilerleyen zamanlarda o RED cihazını oradaki şubenizden söküp herhangi bir yere götürün. İstiyorsanız başka bir şubeye götürün, istiyorsanız evinize götürün ya da farklı bir yere götürün. Sadece sisteme fiziksel kablo bağlantılarını yapmanız yeterli olur. O cihaz gelir yine sizin merkezinizdeki XG Firewall'unuza otomatik olarak bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bir güvenlik açığı olarak gördükleri için, hani ben bu cihazı bu lokasyondan söküp başka bir yere takacaksam, benim şirketimin dışında başka birisi kullanılacaksa, demek ki bunun cihazı konumlandırabilmesi, yapılandırabilmesi için bir unlock kodu isteyeyim ki güvenli hale getireyim diye. Zaten o unlock kodu girdiğinizde cihaz şunu anlıyor: yeni bir konfigürasyon var, üzerindeki eski konfigürasyonu da sileceğim ve oraya hiçbir şekilde müdahil olmayacağım diyor. Unlock kodun amacı dediğimiz gibi aslında bu. Firewall IP adresi dediğimiz kısım arkadaşlar ne dedik? Biz RED cihazını gördüğünüz gibi zaten şu anda da aynısını yapıyoruz. RED cihazınız şubede fiziksel olarak kablo bağlantıları tanımlanmış, yapılmış bir şekilde bırakıyorsunuz. Hiçbir arayüzü yok RED cihazının. Biz bütün konfigürasyonu merkezimizde bulunan XG Firewall'dan yapıyoruz demiştik ki şu anda öyle yapıyoruz zaten. Firewall'un IP adresi kısmına da RED cihazınızın Firewall'unuza WAN IP'si üzerinden bağlanacağı IP adresini yazıyorsunuz. Yani benim şu an kullandığım IP adresi burada. İstiyorsan bunu yazarım. İstiyorsan başka Firewall'un üzerinde WAN IP'si mevcutsa onu yazarım. Zaten görüyorsunuz Second Firewall IP adresi ya da Hostname. Yani DNS kaydınız varsa Hostname olarak geliyorsa onu da yazabilirsiniz. Onu da kabul eder. İkinci IP adresinin kullanım amacı da failover, yani birinci IP'den erişemezse, oldu ki o hattınız bozuldu, düştü, bir şey oldu, ikinci IP'den devam etmesi için ya da load balance için kullanabilirsiniz ikinci IP adresini, yük dengeleme yapsın diye. Ve daha sonrasında da device deployment kısmı, biz ne dedik? Hani slide'da hatırlarsanız
firewall konfigürasyon bilgisini gönderiyor. Red cihazı konfigürasyon bilgisini gönderiyor. Firewall hazırda bekliyor. ID'leri eşleşince konfigürasyonu provisioning server'dan otomatik olarak kendi üzerine çekiyor demiştik. İşte onun aşaması automatically via provisioning servis kısmına seçerseniz bu süreç işliyor. Eğer biz red cihazınızı internete çıkarma şansınız olmazsa ki provisioning server'a erişme durumu söz konusu olmazsa bulunduğunuz lokasyonda internet olmayabilir ve red cihazı provisioning server'a erişemeyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz konfigürasyonun bilgilerini USB belleklerin içerisine alıp red cihazlarının arkasında bulunan USB girişlerinden de USB stickle manuel bir şekilde konfigürasyon bilgisini cihaza atmış oluruz. Dolayısıyla red'in internete çıkma durumu o an zorunlu olmayacaktır. İkinci aşama uplink settings dediğimiz kısım arkadaşlar. Burası red cihazının bulunduğu konumla alakalı yer. Yani red cihazını bağladığınız yer genellikle orada bir modem olacaktır ya da bir router olacaktır. Orası basit bir şekilde internete çıkıyor olacaktır. Uplink connection'da DHCP seçeneğini şöyle söylüyoruz. Hani modem ya da red'in arkasına bağladığınız router DHCP özelliği açıksa red DHCP üzerinden IP alacak. Kendine modemden, router'dan bir IP alacak demektir. Ya da dediğimiz gibi yine oradaki taktığınız router'ın ya da modemin DHCP'si kapalıdır. Static IP vermeniz gerekiyordur. Siz orada static IP'yi tanımlarsınız. Red'in cihazını alacağı IP bu olacak dersiniz ve burada static IP seçip router üzerinde ya da modem üzerinde red cihazına vermiş olduğunuz IP'yi buraya tanımlamanız gerekecektir. Genellikle DSP'ler açık olduğu için static IP çok nadir kullanılıyor. Hani metro, fiber internet hatları falan olursa öyle durumlarda static IP gerekebilir. Yine cihazın arkasında USB bellekler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. USB girişleri olduğunu söylemiştik. USB girişlerinin amacı ne dedik? Konfigürasyon dosyasına bilgilerini atabilmek. Bir de 3G yedeklilik için. Biliyorsunuz hani 3G USB'ler var. SIM kartınızı içerisine yerleştirdikten sonra bağlantı sağladığınız USB dongle'ları var. Yedeklilik için kullanılabilir. Ola ki o anda karasalda herhangi bir şekilde bir kablo ile bağlantı şansınız olmayabilir. Hani taşınabilir bir şekilde işlem yapmanız lazım. USB'yi takarsınız. USB aygıtınızı taktıktan sonra bu her zaman arkadaşlar failover çalışır. Yani otomatik olarak sizin takmış olduğunuz o USB üzerinden hiçbir şekilde trafik geçirmez. Şurada cihazınızın üzerinde birinci firewall IP'si, ikinci firewall IP'si gibi vermiş olduğunuz hatlarda herhangi bir şekilde iletişim olmazsa USB o zaman devreye girer ki boş yere kotanızı harcamasın diye ve olur ki cihazın arkasında bağlı internet hatlarından bir tanesi tekrar up konuma gelirse USB de otomatik olarak yani 3G otomatik olarak kendini devre dışı bırakır. Sürekli bağlantıda kalmaz arkadaşlar. Onu da buradan yapılandırıyoruz. Üçüncü kısım, burası önemli. Red'in çalışma metotlarından bahsediyoruz burada. Ne dedik? Hani standart, unified, standart, split ve transparent split modlarımız var demiştik. Bunlar ne amaç gidiyor? Arkadaşlar eğer biz standart unified modu seçersek gördüğünüz gibi burada bize bir seçenek sunuyor. Red IP seçeneği ve DHCP. Bunlar önemli. Yani standart unified'ı şöyle düşünebilirsiniz. Cihazınızın yani şube tarafından bahsediyoruz tabii. Merkezde zaten XK firewall var. Şubenizde red cihazı var. Şubeleri zaten biz merkeze bağlamak için bunu konumlandırdığımızda kafamızda o senaryoyu çizelim. Şubede bulunan bütün cihazların DHCP server'ı XK firewall olacaktır. Yani şubenizdeki bütün cihazlara IP adreslerini firewall dağıtacaktır. İsterseniz buradan DHCP server olarak açabilirsiniz. Yani şu anlama gelecektir. Eğer benim şubemdeki mevcut senaryoda IP bloğum 192.168.1.0 IP bloğu varsa aynı IP bloğunu buraya veremezsiniz. Dolayısıyla IP değişecektir. IP bloğu değişecektir. Yani şubenizde 192.168.1.0 varsa buraya kalkıp yine 192.168.1.1 IP'sini veremezsiniz. Farklı bir IP bloğu vermeniz lazım. Bu da şu anlama gelir. Şubenizdeki IP bloğu değişecektir arkadaşlar. Red IP'si de firewall'un üzerinde sanal bir interface oluşturacaktır. Yani bu şu anlama gelir. Hem DHCP'si hem de default gateway'i Sophos XK firewall olur şubedeki bütün kullanıcıların.
Bu da şu anlama gelir. Merkez, şubede bulunan bütün kullanıcıların, bütün bilgisayarların trafiği merkeze gelir arkadaşlar. Ve dolayısıyla da bütün trafiğin merkeze gelmesi şu demektir. Merkezinizde bulunan XK Firewall'dan bir kural yazdığınız zaman şubenizdeki cihazlar için de bu geçerli olur anlamına gelecektir. Merkezi, bunun yönetim şekli şudur, kullanım şekli şudur. Bütün şubeleri tek bir noktadan yönetelim, raporlayalım, loglarını görelim gibi senaryolar için bu tercih ediliyor arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi hani burada birden fazla şubeniz var. 50-100 tane şubeye göndererek cihazı gönderdiniz. Hepsini de merkezdeki cihaz üzerinden çıkartacaksanız hem cihazınızın modeli çok iyi olmalı, yüksek olmalı hem de iyi bir internet hattına sahip olmanız gerekiyor. Standart split mod seçildiği zaman arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi yine aynı şeyler var. Red IP'si var, DHCP özelliği var. Sadece bir şey ekleniyor alt tarafa. Burada split network seçeneği ekleniyor. Bunun amacı şu. Yine DHCP, Red IP ve DHCP seçenekleri burada geldiğine göre şunu düşüneceğiz. Yine clientlarımızın yani şubedeki bütün makinelerin DHCP serverı Sophos XG Firewall olacak. Merkezden IP dağıtılacaktır. Yine dolayısıyla bizim farklı bir IP bloğuna ihtiyacımız olacaktır. Split network dediğimiz olay da şu. Merkezimizin IP bloğu arkadaşlar 192.168.3.0 olsun. Bizim merkezimiz yani XG Firewall'un bulunduğu yer. Bu şu anlama gelir. Eğer şube tarafında bulunan bir client 192.168.3.0 network'ünden bir makineye erişmek isterse yani şubenin merkezde bulunan network'ünde bulunan bir makineye erişmek istiyorsa bu trafik tünele girecektir. Çünkü split network'e dahil. Ama google.com dedi arkadaş, şubedeki arkadaş google.com split network'ün içerisinde bulunan IP bloğuna sahip olmadığı için bu trafik otomatik olarak şubede bulunan modemin, router'ın kendi üzerinden gidecektir. Dolayısıyla siz bu arkadaşa firewall üzerinden bir kural yazıp yönetemezsiniz, bloklayamazsınız arkadaşlar. Yani split network'te bulunan bir yere erişmek istiyorsan bana geleceksin, onun dışında bulunan her yer için kendi üzerinden internete çıkacaksın anlamına geliyor. Üçüncü senaryoda da transparent split var. Transparent split'te arkadaşlar yine şöyle bir senaryo var. Gördüğünüz gibi DHCP seçeneği ve Red IP seçenekleri gitti. Şöyle olacaktır. Artık cihazın default gateway'i ve DHCP server'ı firewall olmayacaktır. Burada şu oluyor. Şubenizde bulunan IP bloğu değişmeyecektir. Yani Red cihazını takmadan önce modem hangi IP'yi dağıtıyorsa yine client'lar aynı IP bloğundan IP almaya devam edecektir. Red cihazı orada transparan modda çalışıyor. Bridge modda çalışıyor diyebiliriz. Sadece gördüğünüz gibi split network seçeneği var. Yine aynı şekilde eğer merkezinizdeki tanımladığınız IP bloklarından birisine erişmek istiyorsa trafik tünele girsin. Onun dışında her yer yine kendi üzerinden internete çıksın seçeneği mevcut arkadaşlar. Bu üç senaryo yapılandırdıktan sonra tekrar içerisine girip kendi işlerinde değişiklik yapılabilir. Yani silip tekrar eklemenize gerek yok. Standart Unified yapılandırdıktan sonra kaydedip bir süre çalıştıktan sonra standart split'e geçmek istiyorum deyip tekrar buradan geçiş yapabilirsiniz. Arkadaşlar kayıt işlemi tamamlandıktan sonra biz şöyle bir tane var elimizde yapmıştık. Gördüğünüz gibi bir tane sanal interface oluşuyor. Red 1, 2, 3, 4 diye gider. Bunlara isim veremiyoruz. Bizim burada yapılandırdığımız senaryoya bakalım. Red 15 cihazı kullanmışız. Fiziksel bir cihaz kullanılmış. Gördüğünüz gibi unlock kodu burada tutuluyor. Bağlanacağı firewall'un IP adreslerini buraya yazdım. Failover için kullanılacak dedim. Ve standart unified diye seçmişim gördüğünüz gibi. 172.3.1.1 IP bloğunu da buraya atamışım. Yani clientlarım 172.3.1'li network'ten IP alacak şekilde yapılandırmışım. Gördüğünüz gibi clientların gateway'i firewall'da olacağı için 3.1.1 IP'si burada olduğu için herkesin default gateway'i burası. Dolayısıyla buradan yazdığım bir kural client tarafına, şube tarafına da geçerli olacaktır. Şurada tüneliniz oturduktan sonra arkadaşlar karşı taraftaki cihazla yapmış olduğu bağlantının hangi WAN IP'si üzerinden yapıldığını gösteren IP adresi görünür. Bu karşı tarafın WAN IP'si olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu şekilde bağlantı varsa ya da ekranda böyle görüyorsanız bağlantınız oturmuş demektir.
Ve dolayısıyla RED'e isteğe bağlı olarak zonlar da create edebilirsiniz. Biz LAN zonunu kullanmışız burada. Ama RED için farklı zonlar create edip sadece RED'in trafiğini yönetebilmek için de bu zonları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dikkat ederseniz RED cihazı ile ilgili senaryolarımız da çok basit dediğim gibi. Sadece bunu yapmak yeterli olacaktır. Kendisi çalışacaktır. RED senaryosu ile ilgili söylemek istediğim farklı bir nokta daha var. Dikkat ederseniz cihaz modeli seçerken burada fiziksel RED cihazlarının dışında 4 tane daha seçenek var. Firewall RED Server, Firewall RED Client, RED Server Legacy ve RED Client Legacy diye 4 tane seçenek var arkadaşlar. Bunların kullanım amacı şudur. Eğer merkezinize ve şubenize ya da şube demeyelim de uzak lokasyon diyelim. Başka bir yere de bağlantı yapıyor olabilirsiniz. İki tarafta da Sophos XG Firewall olma şartı var arkadaşlar. Eğer RED Server, RED Client senaryosunu kullanacaksanız iki tarafta da Sophos XG Firewall olmak zorunda ve orada fiziksel RED cihazına ihtiyacınız yok. Bunun kullanım amacı da şu. İki taraf Firewall var ama bunları sanki bir tarafta RED bağlamış gibi RED senaryosuyla yapılandırıyorsun. Normalde bizim iki tarafta da Firewall'umuz varsa biz ne kullanırız? En yaygın kullandığımız metot burada IPsec VPN'dir. Yani IPsec VPN üzerinden çok sık kullandığımız metotlardan bir tanesi. İki tarafı da birbirine bağlayıp tünel yaptığınız bir senaryoydu arkadaşlar. Ama IPsec VPN senaryosunu yavaş yavaş geçerliğini yitiriyor. Yani popülaritesini kaybediyor diyelim. Çünkü güvenli değil ve konfigürasyon biraz zahmetli. O yüzden farklı senaryolar size sunuyor. Eğer benim iki tarafta da Sophos XG Firewall'ım varsa RED Server, RED Client mantığıyla cihazlarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Merkez ve şubedeki cihazlardan bir tanesini server, bir tanesini client olarak belirliyorsunuz. Hangisinin server, hangisinin client olacağının çok bir önemi yok arkadaşlar. Ama genelde merkezdeki cihaz server, diğer taraflar client olarak seçilebilir. Gördüğünüz gibi bir tanesini RED Server olarak seçiyoruz. Burada belirledikten sonra bakın burada Firewall'un IP adresi, ikinci IP adres, işte modları hepsi ortadan kalktı gördüğünüz gibi. Fizikselde yaptığınız bütün özelliklerin hepsi gidiyor. RED Server, RED Client'teki mantık şu. Cihazımızın bir tanesi server, bir tanesi RED client çalışacak. Ve bakın burada yapmanız gereken tek işlem iki cihaza da IP vermek arkadaşlar. Aynı IP bloğunu kullanın. Hatta iki IP'ye ihtiyacınız olduğu için subnetinizde 30 yapın. Bir tanesine 4.1.1 IP'sini verdim. Bir tanesine de 4.1.2 IP'sini vereceğim. Bu şekilde yapılandıracağım. Şimdi server olarak yapılandırdığınız cihazı buraya kaydediyorsunuz. Yine firewall'ınızın üzerinde fiziksel değil sanal bir interfaz oluşacak. Aynı fiziksel RED cihazı kullanmışsınız gibi. Bakın arkadaşlar birazdan gelecek. Bakın. Peki karşı taraftaki cihazım, firewall cihazım buraya bağlantı yapması gerektiğini nasıl anlayacak? Çünkü ben hiçbir şekilde firewall one IP'si girmedim arkadaşlar. Ya da girsem bile nereye bağlanacak, nasıl işlem yapacak bunları bilmiyor karşı taraftaki firewall. O yüzden bir konfigürasyon bilgisine ihtiyacım var. Merkezdeki cihazda oluşan interfezin sağ tarafında bir 3 noktalı bölüm var arkadaşlar. Bakın burada bir provisioning file dosyası var. Bunu kendi oluşturuyor cihazınız. Bunu alıyorsunuz, kaydetmeniz gerekiyor bunu. Bu dosyayı bakın kendisi gelişi güzel harfler rakamlarla nokta red uzantılı bir konfigürasyon dosyası oluşturuyor. Daha sonra biz ikinci firewall'umuza gidiyoruz. Şu şubedeki firewall'umuz olduğunu düşünelim. İkinci firewall'umuzda da yine aynı bölümden arkadaşlar network kısmında interface kısmında address seçeneğine geliyoruz ve buraya da şube diyelim. Burayı RED client olarak seçmeniz gerekiyor. Ve size sorduğu sorulardan bir tanesi firewall'ın IP adresi ve provisioning file dosyası. Provisioning file dosyasını ben biraz önce burada almıştım. Firewall'un IP adresi kısmını soruyor. Yine firewall'unuzun one IP'sini yazmanız gerekiyor. Ama burada dikkat ederseniz
Second, yani ikinci firewall IP adresi diye bir seçenek yok. Yani bu IP adresine erişemezse firewall, red server, red client senaryosu çalışmaz. Çalışması için arkadaşlar ikinci bir client, yani şu an yapmış olduğum işlemin ikincisini yapmanız gerekiyor. İki tane client eklemeniz gerekiyor ki bir IP düşerse ikinci IP'den devam etsin. Ben 172.4.1.1 IP'sini karşıya vermiştim. Buraya da gördüğünüz gibi 2'yi kullanıyorum. Ve zone isimlerine şu an karışmıyorum. Dokunmuyorum. Yani bunlar ilerleyen zamanlarda konfigürasyonla yapılacaktır. Ne dedi? IP tünel kullanımda diyor. Muhtemelen ben bunu buradan silmedim. Daha önce yapılandırdım. Kullanımda olduğunu söyleyecektir bana. Bunu silip bir daha eklemem gerekiyor. Farklı bir tünel ID kullanacaksın diyor. Bunu silmem lazım komple. Daha sonra yapılandıracağım. Yani arkadaşlar buradaki amaç şu olacak. Buraya da 172.4.1.2 IP'sine sahip bir network eklenecek. Ve bunların ikisinin one IP'si üzerinden konuştuğunu gösterecektir. Konuşabilmesi için de birer tane static root yazmanız gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir video var. Hazırladığım bir video var. Onu da biz YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Comptera Teknoloji'nin YouTube kanalından takip edebilirsiniz videoları. Orada bulabilirsiniz. Bir senaryomuz daha var arkadaşlar bizim VPN'le. Gördüğünüz gibi IPsec VPN'imiz mevcut. Zaten bunu kullanıyoruz. Şöyle bir göz atalım firewall'larımıza önce geçiş yapmadan önce. Biraz da hızlı geçeceğim. Zamanımız da çok fazla olmadığı için. Arkadaşlar bakın bu merkez, bu da şubedeki firewall'umuzu düşünelim. Merkezimizde bir, iki tane WAN hattımız var. Aynı şekilde şubemizde de yine bir, iki tane WAN hattımız mevcut. Biz iki şubeyi, merkez ve şubeyi birbirine bağlamak istediğimiz zaman dedik ki ne yapıyoruz? Biz genelde IPsec VPN kullanıyoruz. IPsec VPN'in dezavantajları şu anki senaryolara göre çok fazla arkadaşlar. Bunun angaryası çok diyebiliriz. Nedir? IPsec VPN senaryosunu yapılandırabilmek için bizim burada biliyorsunuz faz ayarlarımız var. Faz 1, faz 2 polisilerimiz var. Bir tarafta yapmış olduğunuz faz ayarının, polis ayarının diğer tarafta birebir tutması lazım. Yani biz merkezde eğer encryption olarak, otantikasyon polisi olarak ne bileyim hani 3DES kullanıyorsak, SHA-2 kullanıyorsak karşı tarafta 3DES SHA-1 kullanamayız. Birebir aynı olması gerekiyor ki konfigürasyon otursun. Böyle bir polisiye ihtiyacınız var. Daha sonra bağlantı eklerken dikkat ederseniz bağlantılar WAN IP'leri üzerinden konuşacak. Yani merkezinizin WAN IP'si bu, şubenizin WAN IP'si de bu şekilde, bu olacak şekilde yapıyorsunuz. Ve lokal subnetinizi veriyorsunuz. İşte merkezinizin lokali 192.168.1.0, şubenizin lokali ise 192.168.2.0. Burada yapmış olduğunuz konfigürasyonun bitirip kaydettikten sonra tam tersini buraya girmeniz gerekiyor. Yani şubedeki cihazda da olması gerekiyor ki bu konfigürasyon otursun. Ama şöyle bir durum var. Dezavantajlarımız, eksilerimiz nelerdir arkadaşlar? Örnek veriyorum, ben lokal subnetim 192.168.1.0 olarak kaydettim. Karşı tarafı da 2.0 olarak kaydettim. İlerleyen zamanlarda ben VPN bağlantıma remote subnetin, yani karşı tarafın 3.0 network'üne de erişmek için bir bağlantı eklemek istiyorum. Hani bunu da yapacağım artık. Bunu da sonradan bunu da eklemek istiyorum dediğim zaman merkezdeki cihazınıza bunu eklemeniz yeterli değil. Bu 3.0 network'ünü gelip bağlantı yaptığınız cihazın VPN ayarlarına da eklemeniz gerekiyor ki bu bağlantı çalışsın. Yani karşılıklı olmak zorunda her şey. İkincisi arkadaşlar dikkat ederseniz ben ne dedim? İki tane WAN hattım var dedim. Port B ve port D'de kullanılan. Failover istiyorum, yedeklik istiyorum. Yani merkezimdeki hatlarımdan bir tanesi düşerse IPsec VPN bağlantısı otomatik olarak ikinci hat üzerinden, yani port D üzerinden devam etsin. Ya da tam tersi şubemde de iki tane hat var. Şubemdeki hatlardan şuna erişemezsem otomatik olarak bağlantım bunun üzerinden devam etsin demem lazım. Ama bunu dikkat ederseniz seçemiyorsunuz. Tek bir interfaz ile IPsec VPN bağlantısı yapıyorsunuz. Dolayısıyla iki merkezde, iki de şubede totalde kombinasyona baktığınız zaman 4 tane IPsec VPN bağlantınız olması lazım. Ki biri düşerse diğeriyle çalışsın gibi. Ve 4 tane IPsec VPN'in
buraya sıralamanız lazım arkadaşlar. Sıraladıktan sonra da gelip buraya failover grup eklemeniz lazım. 4 tane buraya yaptınız, 4 tane de karşıya yaptınız. Hani bir yedeklilik için toplamda 8 tane VPN bağlantısı oluşturmanız gerekiyor ki bu işin çok çok uzun kısmı. Sophos böyle buna daha güzel bir şey getirdi arkadaşlar. Şunu yapıyorsunuz. VPN kısmında SSL VPN site to site diye bir bağlantı şekli var. Remote Access ile karıştırmayalım. Remote Access bildiğimiz klasik agentlı, bilgisayarınıza agent yükleyip bağlandığınız VPN bağlantısı şekli. SSL VPN site to site'da yine dikkat etmemiz gereken nokta her iki cihazın da aynı şekilde Sophos XG Firewall olması gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı mantık, bakın. Red Server, özür diliyorum, SSL VPN site-to-site'de server ve client mantığı var. Cihazlardan bir tanesini server, diğerini client olarak seçmeniz gerekiyor. Yine biz bu cihazımızı server olarak seçelim arkadaşlar ve konfigürasyona bakalım. Bakın, add diyoruz. Yine merkez diyelim buranın ismine. Bakın bize yine IP adresi, işte interface IP'si, ondan sonra VPN'de kullanılacak policy ile ilgili hiçbir şey sormuyor. Sadece lokal network ve remote network'ümüzü soruyor. Benim merkezimin lokali 192.168.1.0 olacak. Bağlanmak istediğim yerin subnet'i de 2.0 olacak. Yazdınız, kaydettiniz, burası bitti. Arkadaşlar yine birbirleriyle bağlantı sağlayabilmek ve hangi networklere erişebilmek istediğini, erişeceğini anlayabilmesi için konfigürasyon bilgisine ihtiyacınız var. Yine bakın burada server'ın altında bir merkez diye bağlantı oluştu. Ve şurada download butonu var. Bu bizim konfigürasyon dosyamız olacak arkadaşlar. İsterseniz konfigürasyon dosyasını Encrypt Configuration File butonuna tıklayarak da şifreleyebilirsiniz. Hadi şifre verelim buna. Birden 5'e kadar bir şifre veriyorum. Burayı server olarak seçmiştim. Connection name'ine de merkez yazmıştım. Dolayısıyla bana indireceği dosya ismi server_merkez.epc uzantılı bir dosya. Eğer konfigürasyon dosyanızı şifrelemeseydiniz, enkriplemeseydiniz dosyanızın uzantısı apc olacaktı arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark bu. Bunu kaydedelim. Şimdi burayı bir server olarak seçtiysek ne dedik? Diğer cihazımızı da client yapacağız. Yine ikinci cihazımıza geliyoruz. VPN bölümünden yine SSL site to site kısmına geliyoruz ve bu kez client kısmına add diyoruz. Buraya da şube diyelim. Bakın konfigürasyon dosyasını sordu bana hemen. İndirdiğim dosyalardan konfigürasyon dosyası zaten şurada söylüyor, bakın. Dosyanın uzantısı APC ya da EPC olmalı. Eğer EPC ise enkriptli, APC ise şifresiz dosya demektir. Bizim dosyamızda şifre mevcuttu. Yazdık ve kaydediyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada bize firewall'un IP adresi nedir, kullanacağım policy ismi nedir gibi bilgiler sormadı. Yani bu şu anlama geliyor ki, bu arada bağlantı oturdu bakın. Şu an connection kısmı da her iki tarafta da yeşil gelecekti. Bunun anlamı şu, sizin merkezinizde isterseniz 2 tane, isterseniz 10 tane. Şubenizde isterseniz 2 tane, isterseniz 10 tane WAN IP'niz olsun. Sizin bu WAN IP'lerin arasında VPN bağlantısında failover yapmak istiyorsanız, yani biri düşerse diğerinden devam etsin seçeneğini, az önce IPsec VPN'de anlattığım gibi senaryo ile yapmak isteseydiniz, yaklaşık bir yarım saatimizi alacaktı bizim. Çünkü 8 tane VPN oluşturacağız dedik orada. Ama burada gördüğünüz gibi hızlı çalışmış olsaydık hani bir dakikamızı bile almayacak bir konfigürasyon yapmış oluyorduk. Dolayısıyla ne oluyor? Burada merkezimizdeki internet hatlarından biri giderse otomatik olarak ikinci hat üzerinden devam edecek bağlantı. Aynı şekilde şube üzerinde de hatlarımızdan biri düşerse bağlantımız yine otomatik olarak ikinci hat üzerinden devam edecek. Bir güzel tarafı da geldik merkezimize. Dedik ki ben bağlantıma 192.168.3.0'ı da dahil etmek istiyorum. Kaydediyorsunuz arkadaşlar. Konfigürasyon dosyasını tekrar indirip karşı tarafa yüklemenize gerek yok. Konfigürasyon dosyasının ilk defa yüklenmesindeki amaç cihazları birbiriyle konuşturabilmek. Konuştuktan sonra ve konuşmaya devam ettikten sonra siz networklerin içerisinde ekleme çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Cihaz bunu otomatik bağlantı üzerinden alacaktır.
IPsec VPN'e göre kıyasladığınızda kat be kat daha kolay bir VPN senaryosu burada karşınıza çıkacak. Tekrar ben buraya döneceğim. Burada yapılandırmıştım arkadaşlar az önce. Muhtemelen o yüzden hata aldım. Bakın şurada şunu sileyim. Kafamızı karıştırmasın. Alt tarafta bir tane RED 2 diye bağlantı var. Bu arada RED bağlantılarını yaparken, RED cihazları ile ilgili bağlantı yaparken şurada küçük modeller yazar arkadaşlar. Zaten üzerine tuttuğunuz zaman da bağlantı ismi de yazar. Şurada küçük bir RED 15 yazısı var. Bu RED 15 cihazı, yani fiziksel bir cihaz kullandığımızı söylüyor. Ama burada bakarsanız herhangi bir şekilde 15-50 yazmıyor. Zaten firewall, RED server ya da RED client bağlantısı var. Az önce yapmışız biz bu RED server, RED client bağlantısını. Bakın uzaktaki cihazımı ben başka bir cihazımı firewall, RED server olarak belirlemişim. Burayı da RED client olarak belirlemişim. Bağlanacağına IP'yi demişim. Ve gördüğünüz gibi iki IP üzerinden bu cihazlar birbiriyle konuşabiliyor. Arkadaşlar kısa bir farkından da bahsetmek istiyorum. Burada neden böyle bir farklılık var? Şundan da bahsedelim. RED Server ile RED Server Legacy'nin farkı şudur arkadaşlar. Bizim Sophos SG serisi UTM cihazlarımız var. Bilmiyorum. Hani kullanan vardır belki ya da duyan vardır. SG serisi bir de XG. Hani XG şu an kullandığımız, yapılandırdığımız cihazlar. Bir de SG UTM'ler var. Eğer siz bu RED Server, RED Client senaryosunu iki tane XG cihazı ile birlikte yapmak istiyorsanız bunları RED Server, RED Client yapmanız lazım. Ama bu senaryoyu bir tarafta XG Firewall, diğer tarafta SG UTM ile yapmak istiyorsanız SG UTM sadece legacy ile çalışır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki legacy'nin seçilmiş olmasının ya da gelmiş olmasının amacı SG UTM ile bağlantı yapabilme imkanı sağlamasıdır. Yani kısaca iki tane XG varsa firewall, RED server, RED client, bir tarafta SG, bir tarafta XG varsa da RED server legacy ya da RED client legacy arasındaki farklardan bir tanesi budur. Ve bir de kısaca şundan bahsedelim arkadaşlar. SSL VPN'de ne dedik biz? Remote access yapıyoruz. Yani bilgisayarınıza bir client dosyası indiriyorsunuz, bir agent indiriyorsunuz. Sophos'unki gördüğünüz gibi SSL VPN client böyle bir şeye benzer, trafik lambası işareti vardır. Konfigürasyonu yaptıktan sonra nedir? Hani bağlanacağınız ilgili networkler neresiyse, nereye bağlanacak bu arkadaş? İşte 1.0 network'üne bağlanacak. Yetki verdiğiniz kullanıcılar bunlar olacak. Sadece evinden işte açtım bilgisayarımı, agent'ı çalıştırdım, kullanıcı adı şifremi yazdım. Ofisime evimden bağlanabiliyorum. Agent kullanarak bağlanabiliyorum. Yani kullandığımız klasik client to site VPN aslında. Sophos'la birlikte bir şey daha geldi arkadaşlar. Sophos Connect Client var. Aslında bu da SSL VPN'e biraz benzer bir senaryoda. Ama buradaki farklılık şudur. Sophos Connect Client kullandığınız zaman arkadaşlar bazen çok isteniyordu bu senaryo. Bazı durumlar için geçerli olabiliyor. SSL VPN ile bağlandığınız zaman sistem size bir IP adresi veriyor. Hani bir virtual IP veriyor SSL VPN'de. Aynı şekilde burada da mevcut zaten. Bir virtual IP adresi veriyor ve bu IP adresi üzerinden siz sisteme erişim sağlıyorsunuz. Ama bu IP'yi sabitleyemezsiniz. Yani her defasında SSL VPN client kullandığınız zaman sistemde o an hangi IP adresi boşsa size onu atıyordu. Sophos Connect Client'ta bu IP adresleri arkadaşlar kullanıcılara sabitlenebilir. Authentication kısmında users kısmına gelip işte Connect Client'la bağlantı yetkisi verdiğiniz bir kullanıcı olacaktır. Bu kullanıcının karşısında bakın burada Sophos Connect Client'ın enable konuma getirip IP adresini sabit verebilirsiniz. Neden IP sabitlemesi gerekebilir dışarıdan VPN ile bağlanan kullanıcılar için? Yani sistemde bir içeride bir cihaza bağlanmaları gerekiyordur ya da bir sunucuya bağlanmaları gerekiyordur ama o sunucu üzerinde ya da sistemdeki cihazı sabit IP ile gelmeleri gerekiyordur ki sistem ya da içerideki cihaz yanıt versin. Ne bileyim yazıcı kullanacaklardır mesela. Yazıcı network cihazı değildir. USB cihazıdır. Paylaşıma açılmıştır. Paylaşım açılırken de belli bir IP adresi üzerinden paylaşım açılıyor.
SSL VPN'le geldiğiniz zaman ne oluyor? IP'niz sabit olmadığı için her defasında o IP adresi değişiyordu. Ama Sophos Connect Client kullandığınız zaman da IP adresini sabitleyebildiğiniz için her defasında evinizden VPN bağlantısı yaptığınızda sabit IP ile sisteme erişim sağlamış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Sophos Connect Client'ın da senaryosu şöyle çalışıyor. Hemen dönelim. Sophos Connect'e geliyorsunuz. Kullanmanız için bir öncelikle admin olarak tabii sizin bunu yapmanız gerekiyor. Bunu kullanıcı yapamaz. Ama SSL VPN'de ne oluyor? Her işlemi kendi kullanıcı kendi yapıyor. Yani user portalına bağlanıyor. Gerekli client dosyasını ve konfigürasyon dosyasını indiriyor, import ediyor, bağlan diyor, geçiyor. Buradaki senaryoda admin olarak, yönetici olarak sizin işlem yapmanız lazım. Sophos Connect Client kısmında download butonu var. Gördüğünüz gibi Windows ve Mac cihazlar için kullanılacağı agent'ı buradan indiriyorsunuz. Bakın burada agent'ı var. Bir de konfigürasyon dosyası var arkadaşlar. Bağlantı yapılacak konfigürasyon dosyası var. Konfigürasyon dosyalarını yine her kullanıcı kendi portallarından çekmiyor. Konfigürasyon dosyasını siz oluşturup, yönetici olarak siz oluşturup dağıtıyorsunuz. Export Connection dediğiniz zaman bu size default konfigürasyon dosyasını çıkartıyor. Default konfigürasyon dosyası dediğimiz nedir? Şöyledir. Burada full tünel yapılabilecek bir konfigürasyon dosyası var. Yani full tünel dediğimiz nedir? Eğer default'ta indirdiğimiz config dosyasını bir kullanıcıya verirseniz 0.0.0'a yani default root yazılır arkadaşlar. Herkes her yere Sophos Firewall üzerinden çıkar. İçerideki bütün networklere erişir. İnternete de firewall üzerinden çıkar. Ama biz istiyoruz ki benim içeride sadece sunucularımın bulunduğu network'e erişebilsin. Ben böyle bir konfigürasyon yapmak istiyorum dediğiniz zaman da şurada bakın Sophos Connect'in download deyip ilgili kurulum dosyalarını indirirken admin tool diye bir şey var. Bu böyle kuruluyor arkadaşlar. Onun ismi de Sophos Connect Admin diye geliyor. İndirdiğiniz konfigürasyon dosyasını siz yönetici olarak Sophos Connect Admin'le açmanız gerekiyor. Bir bakalım var mı elimizde. Bulabilirsek bir tane dosya bulalım. Bakın mesela TGB uzantılı bir dosya iner. Export Configuration dediğiniz zaman default'ta TGB uzantılı bir dosya iner. Bakın arkadaşlar dosya nedir? Bağlanacağın IP adresi bu. Tünel all seçeneği mevcut. Yani her yere erişebiliyorsunuz. Default root yazar bu. Ben istiyorum ki her yere erişemesin. Sadece benim içeride şu network'üme erişebilsin. Bu şekilde tanımlama yapıyorsunuz. Ya da istiyorsanız tek bir IP'ye erişsin. Gördüğünüz gibi tünel all yazısı gidiyor. Bazı seçenekler geliyor. Heartbeat özelliği aktif olsun mu? O endpoint tarafıyla birlikte çalışıyor demiştik. Bundan Abdullah Bey ayrıca bahsetmişti zaten. Password saving şifre kaydedilsin mi? Two factor authentication seçenekleri mevcut. Bu çalışsın mı? Ve tünel otomatik bağlansın mı? Gibi seçenekler mevcut. Ben bunu belirli bir gruba ya da belirli bir kullanıcıya atmak istiyorum dediğiniz zaman bunu save diyorsunuz arkadaşlar. Bu dosyayı kaydederken bakın SCX uzantılı kaydediyor. Yani SCX diye bir dosya görüyorsanız bu editlenmiştir. Üzerinde oynama yapılmış demektir. Sonra bu dosyayı bağlantı yapacak client'a paylaşıyorsunuz. Aa, bunu kullanman gerekiyor diyeceksiniz. Client gelecek. Gördüğünüz gibi buraya gelecektir. Burada import configuration diyecek. Import konfigürasyon dedikten sonra bu SCX uzantılı dosyayı gösterecek yolunu ve bağlantısını sağlamış olacak. Aksi takdirde TGB uzantılı default konfigürasyon dosyasını paylaşırsanız herkes her yere herhangi bir kısıtlama ya da değişiklik olmadan erişebilir arkadaşlar. Biz zamanımızı biraz değil fazlasıyla geçtik sanırım. O yüzden çok kısa tutmak istiyorum. Ama dediğim gibi şöyle yapalım. Bizim bu anlattığım VPN taraflarıyla ilgili çekmiş olduğumuz videolar var. Daha detaylı, daha açıklayıcı videolarımız var. Bizim YouTube'daki Komptere Teknoloji kanalından bunlara erişebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sorularınız olursa zaten şimdi soru cevap kısmına da geçeceğiz sanırım değil mi? Evet. Deniz Bey. O evet, soruları da alalım.
Sonrasında da dediğimiz gibi bir şey olursa yine cevap vermeye çalışırız. Çok teşekkür ederiz bu arada hem sunum hem de demo gösterimi için Abdullah Bey ve Emrah Bey'e. Çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Varsa sorularınızı alabiliriz bu aşamada. Bizler teşekkür ederiz. Daha sonradan daha detaylı bilgi ve POC talepleriniz varsa yine bizim satış temsilcimiz veya ileteceğimiz e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında yine ürünle ilgili detaylı teknik bilgi varsa yine tekrardan daha sonradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Emrah Bey'in söylediği sayfalardan da destek alabilirsiniz. Sanıyorum soru bulunmuyor. Çok bir tane soru gelmiş sanırım. Doğrudan konumuzla ilgili değil ama site-to-site VPN'de bandwidth takibi nasıl yapılır diye sormak istiyorum diye bir soru var Tuncay Bey'den. Şöyle, şimdi takibini yapmak şöyle olacaktır. Siz VPN bağlantısını oturttuktan sonra eğer band genişliği ile ilgili bir kısıtlama vermek istiyorsanız ya da band genişliği ne kadar upload, download değerleri geçiyor bunu mu takip etmek istiyorsunuz yoksa geçen trafiğe ben bir kota koyayım, band genişliği sınırlaması yapayım, şu kadar band genişliğiyle geçsin trafik diyorsanız zaten bu bağlantıları oturttuktan sonra her iki cihazda da birer kural yazmanız gerekiyor. Yani firewall rule'larına ihtiyacınız var. Şöyle arka tarafta ekranda görünüyordur bilmiyorum, ben isim vermiştim. SSL site to site için gördüğünüz gibi LAN'dan VPN'e, VPN'den LAN'a kurallar yazıyorsunuz. Bu normal IPsec VPN'deki gibi. Ne kadar upload, download kullanıyor, izlemek istiyorum kısmını zaten firewall'umuzun üzerinde current activities kısmında anlık olarak yapılan trafiği izlediğiniz bölümler var. Burada live connection kısmından takip edebilirsiniz. Geçen IP trafiğini artık IP bloğu ne olacaksa farklı bir IP bloğundan geçecek SSL site'da. Buradan IP trafiğinde upload, download değerleri zaten gördüğünüz gibi burada görünüyor arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Başka sorumuz var mı? Sanıyorum yok. Tekrardan ağzınıza sağlık. Katılan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olsa dediğimiz gibi tekrar bize ulaşabilirsiniz. Videolara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oturumumuzu sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz. Deniz Bey, herkese katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi sorularınız olursa her zaman Sofos olarak Sofos Türkiye ekibine ulaşabilirsiniz. Comtera ekibimiz var. Yine Nebula Bilişim ile iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim. İyi günler herkese.